Herkese merhaba. Şimdi size Bioderma ve Not Cosmetics'ten gelen ürünlerimi göstereceğim. Not Cosmetics'ten gelen ürünlerin fotoğrafını Instagram hesabında paylaşmıştım. Eğer oradan takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz. Not Cosmetics benim Japonya'dayken takip ettiğim bloggerlarda gördüğüm bir firma markaydı. Ve ürünlerini çok merak ediyordum ve bana ürünlerini gönderdikleri için çok mutlu oldum. Öncelikle Detox and Protect fondöten geldi bana. 03 numarası. Ben çok fazla sıcak havalarda fondöten kullanan biri değilim. Bunu biraz elimde denedim. Sanırım kapatıcılığı yoğun bir fondöten. Japonya'ya götürüp tabii ki orada zevkle deneyeceğim. Böylece ilerleyen günlerde yorumlarımı duyabilirsiniz. Oje'ye göndermişler. Not Icon. Bunun nude renklerini çok merak ediyorum aslında. Not Cosmetics ürünleri nerelerde satılıyor bilmiyorum ama bulduğum zaman ojelerinin diğer renklerini satın almayı düşünüyorum. Bu 533. Böyle çok tatlı turuncu alt tonlu bir kırmızı. Bunu da deneyeceğim tabii ki. Sonrasında Deep Black Mascara. Bu rimelini hemen geldiği gün denedim. Ama benim rimellerle şöyle bir sorunum var. Birinci kere sürdüğümde alta ve üste bulaştırıyorum. Biraz daha pratik yapıp hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim. Şöyle görünüyor. Benim sevdiğim fırçalardan plastik. Yani böyle çok ince fırçaları sevmiyorum ben. Bu da böyle görünüyor. 8 gibi. Şöyle daha rahat görünebiliyor. Bunu da... Fena da kokmuyor açıkçası. Böyle itici bir kokusu yok yani. Zaten içerisindeki... Nerede yazıyordu? daha uzun ve belirgin kirpikler. İçeriğinde bulunan tatlı badem yağı ve E vitamini ile kirpiklerinizi beslemeye yardımcı olur. Paraben içermez, parfüm içermez diyor. Evet, parfümsü bir kokusu yok. Kesinlikle katılıyorum onlara. Şeyde de, fondötende de paraben yokmuş. Ultra Black Eyeliner geldi. Evet, adı bu. Eyeliner almayı düşünüyordum çünkü elimde hiç eyeliner yok benim. Tekrar denemek istiyorum nasıl yapılacağını. Ve bu deneme amaçlı çok çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakar mısınız? İncecik bir fırçası var. Bunu da eyeliner deneme derslerimde kendi kendime bunu deneyeceğim tabii ki. Bunda da içerisinde tatlı badem yağı ve E vitamini varmış. Nem sağlar, kirpik diplerini beslemeye yardımcı olur diyor. Of, sevindim. Çünkü makyajın cilde zarar verdiğine inananlar varsa böyle ürünlerle o etkiyi azaltabilirler diye düşünüyorum. Hydro Color Lip Gloss gelmiş. Ben kutularına bayıldım, paketlerine bayıldım. Siyah, çok şık duruyorlar. İçerisinde argan yağı varmış. Dudaklarınızın gün boyu bakımını yapar. Kakao yağı ile derinlemesini nemlendirerek kurumasını, çatlamasını engellemeye yardımcı olur. Paraben içermez diyor. Ben bu rengine de, bu ruja da bayıldım. Çantamda dolaştırıyorum birkaç gündür. Bu 11 numarası bendeki. İçerisinde sanki altın ışıltılar var. Bir de mavi alt tonlu pembe sanırım bu. Bu da çok güzel bir ürün. Serinin diğer renklerine bakabilirim yani. Böyle yapış yapış his bırakmayan bir lip gloss. Lip glosslar genelde yapışkan olur. Diğer dudak ürünlerinden devam etmem gerekirse Long Wearing Lipstick diyor. İçerisinde macadamia oil ve shea butter varmış. Bu da 12 Nude Bomb diyor. Bu da bir kırmızı. Bunun içerisinde de aynı şeyler var sanırım. Kremsi ve kalıcı formül, yüksek nemlendirici özelliği olan makadamya yağı ve shea yağı sayesinde dudaklarınızın beslenmesine ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Paraben içermez. Şöyle bir kırmızı. Çok iddialı. Ben böyle iddialı renkler süren biri değilim ama bunu böyle tek kat sürüp parmağımla dağıtıp sürmeye çalışacağım ve acayip güzel kokuyor rujları. Dolayısıyla serinin daha kullanabileceğim renklerine bakabilirim. Dediğim gibi kırmızıyı da bunu da kullanmaya çalışacağım. Sonrasında bunu da geldiği günden beri kullanıyorum. Hatta doğum günü makyajımda da bu vardı. Matte Moist Lip Gloss 402 Matte Kiss. Bunda da macadamia oil ve vitamin E varmış. Hemen okuyayım burayı da hızlıca. Kolay sürme ve mat ve kalıcı bir görünüm sunar. İçerindeki makadamya yağı ve E vitamini sayesinde dudaklarınızın gün boyu nemli kalması için yardımcı olur. Evet, bu mat rujların dudağı kuruttuğuna dair söylemler var. Bu mat bir ruj olmasına rağmen kesinlikle dudağı kurutmuyor. Çok kalıcı bulduğumu söyleyemem ama üzerindeki kat gitse bile dudaklarınızda hala kalmaya devam ediyor. Çok sevdiğim, çok tatlı bir renk. 402 numara bendeki.
Doğum günü makyajımda bu vardı dediğim gibi. Çok hoşuma gitti yani. Mat rujların bu kurutur şeyini de ben de yıkmış oldum. Ve terakota blusher macadamia oil varmış bunun içerisinde de. Bu Pleasure 01 numarası. Bunu da geldiği günden beri kullanıyorum. Bendeki fırçalar da sebebiyle mi bilmiyorum ama birazcık tozutuyor. Belki benim uygulamam yüzünden. Böyle çok tatlı bir bronz altın rengi gibi. Tam böyle yaz günlerine uygun bence. Ve çok tatlı kokuyor. Bunu da severek kullanıyorum. Hem de kocaman bir ürün, 9 gram. Ve son üründe Luminous Silk Compact Blusher diyor. Bu da bir allık. Bana gönderdikleri. Bunda bir şeyler yazıyor mu? Tüm cilt tipleri için argan yağı ile tüm gün bakım sağlarken cildi kurutmayan formülüyle yüze canlılık katar. Paraben içermez. Nasıl kullanacağınızı da yazıyor. Çok hoş. Bu da 5,5 gramlık bir ürün. Bu da çok uzun gider diye düşünüyorum. Bu mat olduğu için şöyle... Ben bunu far olarak da kullandım. Geldiği gün hemen bunu far olarak kullandım. Allık olmasına rağmen. Aynası var. Hatta şöyle diyeyim. Terakota bulaşın da allığı var. Allığı değil, aynası var. Gördüğünüz gibi. Bunun da aynası var. Dolayısıyla çantada taşımak için pratik olduğunu düşünüyorum. Bunun bir de şöyle alt katında fırçası var. Çok tatlı. Bu fırçayla da uygulamayı deneyip sizi bilgilendiririm. Size haber veririm. Bu da çok çok güzel. 08 Bronz Show'muş bendeki rengi. Çok teşekkürler. Not Kozmetik ürünleri kullandıkça blogda ve Instagram'da ve YouTube kanalında size haber vermeye, bilgilendirmeye devam edeceğim. Şimdi Bioderma'dan gelen pakete gidiyoruz. Ve şöyle bir paket geldi. Öncelikle bayıla bayıla kullandığım en sevdiğim ürünleri olan Bioderma'nın Sensibio H2O'nun 1 litreliğini göndermişler ve pompalı. Bu acayip sevindirdi beni. Bunu Türkiye'ye götürmeyi değil, Japonya'ya götürmeyi deneyeceğim. Şişesine bayıldım çünkü. Bu şişe yeni sanırım. Zaten Micellar Water'ların ilk çıkarıcısı ve bence en iyisi kullandıklarımın arasında. Gerçekten en az kalıntıyla makyajı temizleyen ve cilde hiç zarar vermeyen. Özellikle benim ablamın bayıldı. Çünkü ablamın çok hassas bir cildi var. Herhangi bir şey sürdüğünde hemen kıpkırmızı oluyor. Onda kesinlikle hiçbir şey yan etkiye sebep olmayan bu ürünü 1 litrelik ve pompalı şişede olmasına bayıldım. Böylece daha bol bol kullanabilirsiniz yani. Sonrasında esas bayıldığım, gerçekten bayıldım. Bunu bir iki kere kullandık Epson'da. Bu Bioderma'nın parabensiz bebekler için, ben hafif Türkçesini okuyayım size hemen buradan. ABC Derm Foaming Cleanser. Bu da Türkçesi değil ki. Bebek temizleyicisi diye çevirebilirim. Bebek ve çocukların yüz, vücut ve saçları için göz yakmayan hassas temizleme jeli. Kesinlikle katılıyorum. Hassas olduğuna da, içerisinde parfüm falan yok. Efsun'u biz annemle beraber yıkıyoruz. Diğer kullandığım şampuanlarda Efsun'un vücudunda kayma tutmada zorlanırken bunda kesinlikle öyle bir şey yaşamadık. Hem saçında hem vücudunda iyi temizliyordu. Ve ertesi gün banyodan sonra da böyle güzel kokuyordu çocuk. Yani böyle hani parfüm kokmuyordu da. Prematüre bebekler hariç yeni doğan bebeklerde kullanılabilirmiş. Köpürtülür ve durulanır. Tabii ki de. Hassas bebek ve çocuk cildinin saçını yumuşak hale getirir. Kesinlikle katılıyorum. Saçları hiç sertleştirmedi. Gözleri yakmaz. Evet, Efsun zaten hani gözlerine yakmadı. Kesinlikle tavsiye ederim ve bu 1 litre bu da. Uzun süre gideceğini düşünüyorum. Bunu da becerebilirsem Japonya'ya götüreceğim. Ya da orada varsa orada satın alacağım. Kesinlikle tavsiye ederim. Rengi de çok tatlı bence. Hem de pompalı olması çok pratik. Çünkü bebek yıkıyorsunuz. Bebek yıkarken böyle pratik şeylere ihtiyacınız var. Bunu da geldiği gün hemen kullandım. Atoderm Lip Balm. Çatlamış, kurumuş ve zarar görmüş dudaklar için onarıcı, besleyici, yumuşatıcı balm. Bioderma'nın. Bayıldım buna da. Bundan daha önce hiç kullanmamıştım. Şöyle özellikle uçak yolculuklarında uçaktan sonra kurumuş dudaklarıma çok çok iyi geldi. Kesinlikle tavsiye ederim bunu da. Bunu da sürekli kullanmaya devam edeceğim. Bayıla bayıla. Bunu da çantama atabilirim artık. Videoyu çekmeyi bekliyordum çünkü. Sonrasında bana sevgili Duygu'nun, Japonya'da yaşayan Duygu'nun bana tavsiye ettiği ve benim geldiğimde satın almayı düşündüğüm ABC Derm Mineral Sun
Cream 50 gramlık cilt krem, güneş kremi bebekler için bu da. ABC serisi sanırım, bebek ve çocuk serisi. Bunun içerisinde de yüz ve vücutlarını güneşten korumak amacıyla hassas çocuk cildi için çok yüksek güneş koruması sağlayan kimyasal filtre içermeyen mineral güneş koruyucu diyor. Bunu hemen kullanacağız bakalım. Çok tatlı rengi sarı bebek. Çocuk serilerinin rengi çok tatlı oluyor anladığım kadarıyla. Ama evet, böyle o klasik güneş kremi kokusu yok. Ay çok güzel dağılıyor. Hani böyle yoğun... Ay size göstermiyorum pardon. Beyaz mı kalacak acaba? Böyle şey de yok. Nasıl diyeyim? Böyle hani o güneş kreminin o kokusu, bir de şeyi yok. Koyu yapısı olur ya, öyle bir kokusu yok. Hemen dağıldı şu kadarcık. Ve gerçekten hani o birazcık beyazlık kalıyor elimin üzerinde. Benim görebildiğim, kameradan çok seçilemiyor sanırım. Bunu da hemen Efsun'da tabii ki kullanacağım. Çünkü çocukların D vitaminine ihtiyacı var. Güneşe çıkmaları gerekir. Ama güneşe çıkarken de tabii ki koruma sağlamak gerekir. Sonrasında bana gönderdikleri bir ürün. Bu da Hydrobio Perfector SPF 30 varmış içerisinde. Kusursuz bir cilde ulaşmaya yardımcı nemlendirici bakım kremi. Tek bir adımda, içerisinde SPF 30 ve PA 3 Plus var. Bu da çok önemli bildiğim kadarıyla. Ve benim nemlendiriciye ihtiyacım vardı. Bu da çok çok sevindim. Gün içinde maruz kalınan stres, soğuk, hava kirliliği ve UV ışınları cildin nemini kaybetmesine ve erken yaşlanmasına sebep olur. Cilt nemsiz kaldığında epidermis zarar görür, ince çizgiler oluşur ve gerginlik hissi meydana gelir. Bu onlara karşı koruyormuş. Paketin tamamını okumayayım. Yoksa bu video çok uzun olacak. Bunu da hemen şöyle elimde. Bu da pompalı nemlendiricilere karşı özel bir ilgim var. Hafif bir renk, pembe, böyle çok tatlı bir pembe yapısı var sanki rengi. Ay çok güzel, çok tatlı bir kokusu var. Bunu da hemen makyajımı çıkardıktan sonra cildime uygulayacağım. Bakarsınız bunun da hastası olur, veririm yani. Çünkü iyi bir nemlendiriciye gerçekten ihtiyacım var. Burada da bunları daha sonra okuyup uzun uzun blogda yazısını yazarım isterseniz. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve tabii ki işin benim için en eğlenceli kısmı, Bioderma'nın defterini göndermişler. Ki ben defter kalem hiç sevmem. Değil mi? Turuncu rengine de bayıldım. Bunu da severek blog defteri yapabilirim. Yumuşak bir kapı var. Hem de çizgili. Ve buram buram defter baskı kokuyor. Kırtasiye kokusunu seviyorum. Bir de şöyle şeyi var. Lastiği. Ve 3 tane kalem. Hiç kalem sevmiyorum. Sensibio'nun kalemi. H2O'nun. Micellar Water'ın. Bu da turuncu olduğu için fotodermiş. Arkasında yazıyor. Bu da fotodermin kalemi. Bunları hemen kullanacağım tabii ki. Ve bu da Epson'a gelen şampuanın kalemi. ABC Dermin kalemi söyleyemedim. Bir de şöyle bir bileklik var. Bu da çocuklar içinmiş sanırım. Bunu tam okuyup anlayamadım. Biraz daha araştıracağım. Bioderma'nın şöyle bir bilekliği var çocuklar için. Bunu böyle taktığınız zaman şu bölge ısıyla renk değiştiriyor. Ve renk değiştirdiği zaman bebeğe ya da çocuğunuza ne zaman sıcaklıktan renk değiştirdiği zaman ortadaki yer ya da bu şeyler sanırım. İkinci uygulamayı ne zaman yapmanız gereken, çocuğa ne zaman güneş kremini tekrar uygulamanız gerektiğini söylüyor. O yüzden hani ay sürmüştüm, ne zaman sürdüm derdinden aslında sizi kurtarıyor. Plajdaki çocuklar için çok çok iyi bence. Ve içerisinde telefon numarası ve adını yazabileceğiniz bir şey var. Çocuğu güvenlik olarak da koruyabilir anladığım kadarıyla. Bunu da Efsun'la denize gitmeye başladığımızda, yani inşallah seneye kullanmaya başlayacağız. Çok teşekkürler Bioderma. Zaten ürünlerinizi çok severek kullanıyordum. Bana yeni ürünler tanıma imkanı sunduğunuz için de çok teşekkürler. Sizin bu markalardan tavsiye ettiğiniz ya da kullandığınız ya da kullanmayı düşündüğünüz ürünler varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Size büyük
kuzenim Selahattin'le tanışıyorum. Daha önce hiçbir videolarımda bulunmadı kendisi ve bu benim videolarımdan da haberdar değilmiş. Şu anda yeni getirmiş olduğum şeker yiyecek. Ribon markasına ait. Daha önce Yoshi ile benim de yemiş olduğum şeker. Aç bir taneye bakalım. Ve nasıl bir yani...